Rahmet ne demek? Tiki'nin masalına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ay ve yıldızlar pırır pırır parlıyormuş. Tüm hayvanların içi kıpır kıpırmış. Rablerinin rahmetini kalplerinde hissediyorlarmış. Dillerinde salavat, yüzlerinde tebessüm varmış. Şeker, pamuk, fini, şirin ve diğer yavru hayvanlar Yumi Dede ve Tiki'nin etrafına toplanmışlar. Birbirlerinin kandilini kutlamışlar. Salavatlaşıp sarılmışlar. Tiki, dedeciğim bize rahmet ne demek anlatır mısın? Biz çok merak ediyoruz demiş. Fini ve diğerleri de meraklı gözlerle Yumi dedeye bakmışlar. Yumi, önce size güneşle ilgili bir soru soracağım. Güneşe ulaşabilir miyiz? Ona yaklaşabilir miyiz? Demiş. Tiki acaba en fazla ne kadar yaklaşabiliriz diye düşünmüş. Yavru maymun Fini hemen cevap vermiş. Biz ne kadar uğraşırsak uğraşalım güneşe yetişemeyiz. Çünkü o hem çok sıcak hem de çok uzakta demiş. Yumi dede tam da bu cevabı bekliyormuş. Aferin Fini. Peki güneş bize yaklaşabilir mi? Demiş. Fini ne zaman güneşe çıksak güneş bize çok yakın. Işığını ve ısısını üzerimizde hissederiz demiş. Yumi evet çocuklar. Güneş örneğini anladıysak Şems-i Ezel ve Ebed olan Rabbimizin rahmetini anlamak daha kolay olacak. Rahmet, Rabbimizin merhametini üzerimizde hissetmektir demiş ve anlatmaya devam etmiş. Rabbimize yakınlaşmak istersek biz ondan sonsuz uzağız. Rabbimiz ise rahmetiyle bize çok yakın. Hatta şah damarımızdan daha yakın. Onun sevgisini, merhametini kalbimizde hissederiz demiş. Şirin, Rabbimizin merhametini üzerimizde hissetmek için ne yapmalıyız diye sormuş. Yumile de Peygamber Efendimizin sünnetine uyarsak ve bol bol salavat çekersek Rabbimizin rahmetini üzerimizde hissederiz demiş. Yumi dede biliyor musunuz Peygamber Efendimizin ismi Kur'an'ımızda rahmeten lil alemin olarak geçiyor demiş. Şirin rahmeten lil alemin mi? O ne demek? Demiş. Ormandaki küçük büyük tüm hayvanlar bu sorunun cevabını öğrenmek istiyorlarmış. Yumi dede sorularınızın hepsini cevaplayacağım. Ama önce Şirin'in hazırladığı kandil pastamızı yiyelim mi? Demiş. Hep birlikte pastalarını yemişler. Bir yandan da Şirin'in söylediği 571 ilahisini dinlemişler. 571'de bir güneş doğdu. Adı Muhammed'di. İlk sözü ümmet. 571'de bir güneş doğdu. Adı Muhammed'di. İlk sözü ümmet. Babasıydı Abdullah. Annesiydi Amine. Süt annesi Halime. Doğdu cennet evine. Sonraki bölümde Yumi Dede soruları cevaplamaya devam edecek. Allah'a emanet olun.